Ahmet Çakar'ın e, yazısı. E, Beşiktaş'ta 3 oyuncu var ki Beşiktaş e, Türkiye'de hiç kimsede yok. Abubakar bir numaralı Santrifor Atiba her şeyi yapan adam ve Vida sadece iyi bir stoper değil aynı zamanda lider. Sabah 19. E, var hakemlerini anlayamıyorum. Ersin'in halle yaptığı bak, hareket bak, penaltı biliyorum. değilse varı anlamıyorum. Bak Ahmet Hocam sana da söyleyeyim. 2-3 haftadır farklı bir Farklı bir moda geçtiler çünkü çok net. Az önceki konuşmanızın başına konulması gereken soruyu hoca soruyor burada. Çok net. Ersin Ali yaptığı hareket penaltı değilse hangi hareket penaltı ve var niye çağırmadı yazık demiş. Yani yine aynı pozisyon tartışması. Hep maçlara ve kulüplere evet. takılmadan konuşalım <laughs> hem daha az dinç yeriz hem derdimizi anlatırız ayrımsız bir şekilde konuşuyorum. Büyük kulüpler bu zihniyetle fazla kayırılıyor. Her kayırılmalarında diğer büyük kulüpler ya yani şiddetli şekilde, tazikli şekilde buna tepki gösteriyor. Komplo teorileri ortaya çıkıyor. Bence bu gri işini gri işini tekrar tekrar gözden geçirin. Gerekirse her gün eğitim verin Riva'da. Görüntülü de yani Zoom'dan falan da yapın. Gri ne demek bilmiyor bence Türk hakemleri. Siyah beyaz yani siyahla beyaz green'in tonu değil. 50 tonuna girmiyor. Beyaz beyaz, siyah siyah. Yani ne kadar bulduklarını zannederlerse zannetsinler, e, siyahla beyazın siyah ve beyaz olduğu gerçeği değişmiyor. Tıpkı Süper Lig'in ilk yarısının liderinin siyah beyaz Beşiktaş olduğu gibi dermiş. <laughs> Ama hakikati etmek lazım. Çok büyük başarı. Hele o kötü başlangıcın devamında evet. gelen, gelinen nokta gerçekten inanılmaz. Dünkü ilk yarıdaki futbol yani eze eze coşkuyla oynanan o futbol hakikaten o da bir. Hani bence takdiri ayrıca hak ediyor ki Kesinlikle. bir sıfır geriye düşündü o devre. İkinci yarıda ciddi sıkıntılar vardı ama yani Göztepe çok ciddi pozisyonlar buldu. Evet. Ama bir e, herhalde işin burasında Beşiktaş için kazanıp 3 puanı almak çok önemliydi. Abu Bakar'ı nereye koyuyorsun? Yani bir golcü olarak Süper Lig'de Avrupa'da, Dünya'da, nereye koyuyorsun? Abu ayrı bir yeri var bende. <laughs> öyle bir standart bir ben yere. Tam böyle bir adam yapmadım. görmedim. Benim standart for golcü basamaklarımda Abu Bakar için yer yok. Abu başka bir yer yap. Bak, ben böyle bir adam görmedim. Bu kadar inatçı, bu kadar coşkulu, bu kadar severek, istekli ve her şeyini vererek gol atmaya çalışan bir adam görmedim. Evet. Şimdi yetenekleri tartışılır diyeceğim ama olumsuz anlamda söylemiyorum. Yeteneklerini sabaha kadar tartışırız. Bu adamda her şey var ya. Fizik, hava, yer, cesaret, cüret, özgüven. Her şey var. Ya ısrarla. Belki de kariyerinde büyük ve sık sakatlık geçirmesinin temel sebeplerinden birisi bu. Yani böyle biraz Mustafa Pek demek vari bir hırsı var. Evet. Ya muazzam ya adam yılmıyor. Hiç geri adım atmıyor. Israrla yani bir kavga gibi yani futbol sporla kavgayı eşleştirmek doğru değil ama hani kavga gibi düşünürsen rakip Bilbao gibi devrilmiyor, devrilmiyor. Asla pes etmiyor. Evet. Sonuna kadar gidiyor. Sonuna kadar gidiyor. Pasta veriyor. Kompleks de yok. Hani şöyle bir şey demiyorsun asla. Ya orada pas verse daha iyi olurdu falan. Yani çok enteresan bir golcü ve bence hani Türkiye ligindeki an itibarıyla en kıymetli futbolcu. Yani evet. Böyle bir golcü performansı ben hiç görmedim. Beşiktaş'ta iki adam var. Biri Atiba, biri Abubakar. Bence Sergen Hoca bunu kenarda hissediyordur. Sergen Hoca'nın oyun zekasını sahada yansıtan bir adam var Atiba. Ve oyun tutkusunu yansıtan bir Atiba adam var. Atiba saygıyı o da sonuna kadar hak ediyor. Abu Bakar. Ama Abu Bakar şaşırtıcı. Tabii. Yani etkileyici, büyüleyici. Ya gerçekten muazzam bir hırs ve konsantrasyon. Evet. Hırsı ve konsantrasyonu çok enteresan o fizikle birleşince çok başka bir şey oluyor. Zaten tekniği biraz daha iyi olsa hani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 5 golcüsünden biri dersin yani. Tabii. Ama hani hep şunu hissettik ya yıllarca basın tribününde yani önümüzde puan tablosu, işte maç fikstürü, bir takım şampiyonlar koşuyor, sadece izliyorsun. Bazı oyuncuları hep yadırgadık. Ya adam umrunda değil. Bak nerede puan tablosu. Taraftar nasıl maçı istiyor? Hiçbir şey yokmuş gibi, tribünde kimse yokmuş gibi oynuyor. Abu Bakar pandemi döneminde her maçı Vodafone'da oynuyormuş gibi ve 50 bin taraftarın önünde oynuyormuş gibi Çok oynuyor. Çok başka bir adam. Ha bir taraftarsız. Kendini bir oynuyor adam çünkü. Yok. Evet. Zevk alıyor bak. Zevk alıyor. Zevk. zevk alıyor. Tutkuyla oynuyor. Evet. Zevk alıyor. Konsantrasyonu üst düzey yani. Robotik bir konsantrasyonu var hatta. Evet. Ya ne yaparsan yap. Tamam Sıfırıncı dakika ilk düdük çaldı gidiyor. Iron Man gibi düğmeyi basıyor ve demirden oluyor. Sağdan bir şekilde çıkana kadar, son düdükle veya hoca aldığın alana kadar. Gerçekten. Peki bu adam böyleyken neden Hulk Mancukic falan konuşuluyor ki? Galiba İbre Koyta'ya kaymış. Bak o mantıklı. Yani Koyta, Koyta daha mantıklı. Abu bakar böyle bir Abubakar'ın varsa Koyta daha mantıklı. Hürriyet 27. sayfa. Beşiktaş için gemileri yaktı. Koyta siyah beyazlı kulübe gitmek istediğini yineledi. Kasımpaşa Fransız forveti kadro dışı bıraktı. Beşiktaş'ın sezon başında talip olduğu Koyta siyah beyazlı kulübe gitmek istediği için yönetimin yeni mukavele teklifini reddetti. Bu sezon 4 gol bir asistle oynayan Gineli futbolcuya Trabzonspor ve Başakşehir'in de talip olduğu öğrenildi. Koyta önemli futbolcu. Abu Bakar gibi birinci sınıf üst düzey bir golcünün rahatlıkla yedeği olarak konumlanabilecek bir oyuncu ki elde Larin var, Güven Yalçın var. Yani illa bir golcü alacaksa Beşiktaş yani Hulk gibi, Mancukic gibi, yani Milan'a giden Mancukic gibi tamam çok önemli isimler, heyecan verici isimler olsa da bence Koyta ismi çok çok daha mantıklı. Yani çünkü Abubakar'ı yedeklemek lazım. Abubakar tedirgin etmek değil. Çünkü Abubakar'ın tedirgin olma ihtiyacı yok böyle bir konsantrasyon ve böyle bir iş ahlakı zaten çok az futbolcuda gördüm ben. Evet. Ya yani bu adamın yanına rakip makip koymaya gerek yok. Allah sağlık versin deyip nazar boncuğunu formasının içine iliştireceksin. <laughs> alnından öpüp sahaya göndereceksin. Bu kadar. Evet. Peki e, yine sabah 27'de sağ tarafta enteresan bir haber var. Bu konudaki yorumunuzu da merak ettiğim için okuyacağım. Kendi kalesine attı, özür diledi, takımdan ayrıldı. Gaziantep'li Junior Morais Hatay maçına damga vurdu. Ev sahibi 1-0 öndeyken kendi yaptığı faulde 90 artı 6'da ters duruşta kendi kalesini vuran Morais Gaziantep'e veda etti. Gaziantep'le çıktığı ilk maçta galibiyeti kıl payı kaçıran Sapinto, Morais'in ayrılık kararını bizzat açıkladı. Herkesle vedalaşıp çıkarken haberim oldu. Aklında daha önce böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Golden dolayı özür diledi. Böyle şeylerin olabileceğini söyledim ama sanırım ailesi burada kalmak istemiyor. İşte o en son cümle. Ee, Morais, bir kere maçı izledin mi? Ben Hayır, e, tabii ki diğer maçı izledim. Bu maçı sonradan izle, izledim. İşimiz gereği izlemek evet. durumunda kaldım. Gerçekten sonucunu da çok merak ettiğim bir maçtı. Yani gel beni heyecanlandıran bir eşleşme Gaziantep-Hatay eşleşmesi. Yani Hatay zaten e, ikinci yarıda inanılmaz bir baskı kurmuştu. Morais Başka bir sebeple ayrıldı bence. E, maçın gidişatına bakıldığında e, bir birlik skor, ortaya konan futbol, maç kalitesi her şey çok hoştu ama Morais'in ayrılığı Sapinto'nun da dediği gibi başka sebeplerle gerçekleşti. Ama anladığım kadarıyla e, o son dakika golünden dolayı takım arkadaşlarından gördüğü bazı tepkilerin de bunda bardağı taşıran son damla olduğu kanaatindeyim. Olur böyle şeyler. Yani o da kırılmış olabilir. Ha belki şu sıralarda, şu dakikalarda son derece başarılı bir yönetim olduğunu düşündüğüm kulüp yönetimi belki de bu sorunu aşıyor da olabilir. Ya da gerçekten çok daha söylendiği gibi ailevi daha büyük bir gerekçeyle buradan ayrılmak istiyor olabilir. E bunu görürüz. Bu 24 saat içinde belli olur. Yani en geç yarın sabaha kadar belli olur. Bence Peki, ama mi? yani belli ki başka bir şey de var ama takım arkadaşlarının da o maçta o golden sonraki çemkirmeleri diyelim tabiri caizse orada Belki da biraz oldu. kalbi de kırılmış olabilir. Kendini de evet. suçluyor olabilir yani illa birilerini suçluyor tabii. diye düşünme. Tabii, tabii, ya tabii. ben ne yaptım ya şimdi bu dakikadan sonra burada kendimi zor kabullendiririm gibi bir şey. Belki de. Peki Milliyet Gazetesi.